2008 yılında bir köşe yazısı yazdığımı hatırlıyorum. O yıl dünyadaki bütün A sınıfı, yani dünya premieri filmlerin gösterildiği festivalde bir Türk filmi yarışmış ve ödül almıştı. Bu çok müthiş bir başarıdır. Ben 95 yılında ilk filmimi Davut Darabaşı'da yapmaya karar verdiğim sıralarda Türkiye'deki film üretim koşulları oldukça yetersizdi. Bir benzetme yapacağım, bir çöl söz konusuydu. Bugün de çok parlak mıyız? Daha iyiyiz ama o zamanlar iyice çöle benziyorduk. Ortak yapım marketi dediğimiz şey şöyle. Projeniz var, duyurmak istiyorsunuz, finansman bulmanız gerekiyor. Bütün festivallerin, bütün büyük festivallerin böyle bir platformu var. O platformlara projenize başvurabiliyorsunuz. Çünkü herkes orijinal hikaye peşinde. Herkes bilinmedik yerlerden gelecek hikayeleri tabii ki avlamaya çalışıyor. Bu böyle bir sektör. Senin ilk söylediğin Metin Erksan'dan başlarsak aslında işte 1964'te Susuz Yaz Altınay'ı almış. Sonra bir boşluk var. Birazcık şeye de bağlıyorum aslında. Yani o yıllarda Türkiye'de ne olduğu fazla duyulmuyordu. Yani Türkiye sineması ne yapar, ne eder, ne... Çünkü çok değerli yönetmenler var o dönemde Türkiye'de. Ama çok azı yurt dışına çıkabiliyor. Bu yavaş yavaş işte zaman ilerledikçe atıyorum bir noktada daha fazla şimdi televizyonlar, kanallar, sonra internet giriyor, sonra elinizdeki telefonlar giriyor. Olaylar gitgide büyüdükçe biraz daha rahat ulaşılabiliyor her yere. Yani açıkçası bu, çünkü Metin Erksan'ı örnek alırsak kaç filmini seyrettiniz bilmiyorum. Ben bir sürüsünü seyrettim. Çok müthiş bir yönetmen Metin Erksan. Yani Türk sinemasının çok nadir yönetmenlerinden biri. Çünkü çok farklı şeyler yapmış bir adam. Çok da güzel şeyler yapmış. Mesela bunun bir tek Susuz Yaz'ın gitmesi çok acayip yurt dışına. Davut Darabaşı'da bana bir sürü şey öğretti. Öğrettiği şeylerden bir tanesi şudur. Her film kendi dengesini kurmak zorundadır. Paranızla da olsa, parasız da olsanız kendi dengenizi filmin spesifik, unik, tikel özellikleri bağlamında kurmak, yeniden tanımlamak zorundasınız. Bizim sinemacıların, arkeoloji başta olmak üzere. Oradan başlayarak, eğer oralara fokuslanırsa inanılmaz hikayeleri yakalayacağını ve oradan çok doyumsuz, efsane filmler çıkacağını görüyorum. Diyeceksiniz ki, nereden bu kadar eminsin? Çünkü kendim şaşırıyorum. Teşekkür ederim.